Alemde istenmiyor artık Tayyar Baba'nın hak emri. Herkesin ortak fikri bu. Hem zaten kafadan hastalanmış diye duyduk. Yürütemez bu işi. Yürütmeyecek de zaten. Ha? Bu iyi haber işte. Ben yürüteceğim. Bu iş öyle hevesle filan olacak şey değil delikanlı. Alemde tanınmak ister, sevilmek ister, saygı görmek ister. Bundan sonra babam yok. Ben varım. Tayyar Yıldırımoğlu neydiyse ben de oyum. Yıldırımoğlu soyadının gereğini yaparım. Şerefsiz. Al. Abi. Abi senin ne işin var burada? Geç kaldık Burhan'cığım. Kızdın mı bize? Rica ederim, rica ederim. Hoş geldiniz. Evet, tanıştırayım. Arkadaşım Damla. Memnun oldum Damla Hanım. Evet, buyurun, hoş. Oturun. Çok rahatsız. Merhaba efendim. Ben Damla. Müşerref oldum Damla Hanım. Bendeniz de Tayyar. Tayyar Yıldırımoğlu. Buyurun, oturun. Mersi. Enişte. Ya ben... Bugün adam vurdum. Biliyorum. Müteahhit Halit'i vurmuşsun. Biliyor musun? Duydum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kartal. Hayırdır bu saatte? Sana yardıma geldik. Şu tahsilatı beraber sayalım. Sayalım. Tahsille konuştum diye kızmadın bana değil mi? Şey... Yani sordular söyledim. Sorsalar da söylemeyecektin. Hata ettin. Sümüklü olanlar gibi sağa sola şikayet etmeyecektin. Bak Mesut. Önce sağlık. Keşke para yatamaydı, ortalığı bulandırmasaydın. Sabah sabah denizi seyretmek için mi buluştuk burada? Bu saatlerde çok severim burayı. En çok sevdiğim yerde, en çok sevdiğim zamanda söylemek istedim sana söyleyeceklerimi. Ne söyleyeceksin? Kanlı bir mafya babası olduğunu mu? Efendim? Yıldırım, hadi anlat bana her şeyi. Anlat ve rahatla. Nasıl yani her şeyi? Babanı, aileni, tabancaları, vurulanları vesaire vesaire vesaire. Yani ben aslında şey... Yıldırım, salak mı sanıyorsun beni? Anlamadın mı sanıyorsun sen de bu olan değişimi? Kara giysilerini falan. Yanlış anlamışsın. Bak dinlersen anlatabilirim sana gerçeği. Anlatmana hiç gerek yok. Her şey ortada. Ya ben ya işin. Dur Deniz, bir dakika. Yok öyle bir şey ya. Mafya ile falan ilişkim yok benim. İnan bana yani. Bak arkadaşların geldi. En öndeki. Kafede yanımıza gelen adam. Yine mi tanımadığını söyleyeceksin? Tanımıyorum hiçbirini.
olmamış. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Şahap, biraz sessiz olamaz mısın? Hayatım, gömlekte kravat seçmeye çalışıyorum. 6 saattir bir gömlekle kravat seçemedin. Oyacım, gömleği seçiyorum, kravat uymuyor. Kravatı uyduruyorum, ceket olmuyor. Dün akşam ben sana gömlekle kravat da çıkardım. Onları niye giymiyorsun? Burada asıl olanlar mı? Evet. Hayatım, onlar biraz kongre için cafcaflı değil mi? İnsanlar gömlekle kravatı seyrederken anlattıklarıma konsantre olamayacaklar. Peki Şahap, istediğini giyebilirsin ama lütfen sessiz ol ve ondan sonra git. Güle güle. Tamam hayatım, özür diliyorum. Tamam, tamam. 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 Oh. Affedersin. Of, Allah'ım, ilk defa biraz geç gideyim. Bir 10 dakika uyuyayım istedim. Ne gezer? Tamam, tamam, tamam. Ben bakıyorum. Alo, buyurun. Yıldırım ben efendim. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum ama ben Deniz'i aramıştım. Görüşebilir miyim kendisiyle? Vallahi uyuyor herhalde ama ben yine de bir bakayım. Kusura bakmayın, zahmet oluyor. Aman efendim, ne demek? Rica ederim. Ne zahmeti olacak? Deniz! 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 Telefon! Ya. Saat kaç? Kim arıyor? Yıldırım Bey arıyor. Ne istiyorsa bu saatte. Alo, Yıldırım. Günaydın canım. Uyandırdın mı? Ya kusura bakma, biraz erken biliyorum ama ben konuşmak istedim seninle. Konuşalım. Umarım kötü bir haber vermeyeceksin. Birden özlediğimi hissettim, aramak istedim seni. Baba, özel konuşuyorum. Gidebilir misin? Öyle mi? Çok özür dilerim hanımefendi. Rahatsız ettim. Affedersiniz. Müsaadenizle efendim. Müsaadenizle. Alo. Deli olacağım ya. Deli olacağım ya. Şahap. Efendim. Kimmiş o? Kim kimmiş? Telefondaki arayan. Ha. Kızınız hanımefendiyi arıyorlar. Bay Fırça Bıyık. Yıldırım mı? Oo, bakıyorum adı sana hemen ezberlenivermiş. Zor bir isim değil. Ne istiyormuş? Bilmiyorum. Tam öğreniyordum. Odadan kovuldum. Görüşebilir miyiz? Hı, şimdi. Ya beraber kahvaltı falan ederiz. Ben kapının önündeyim şu an. Kapının önünde mi? Bizim kapının önünde mi? Delisin sen. Hayret ya, hayret. Adam rahatsız ettiysem özür dilerim diyor. Be adam, rahatsız ettiğini biliyorsun da bu saatte niye arıyorsun? Usulen söylenmiş bir laf. Ne var bunda bu kadar kızacak anlamadım. Yok canım. Adam zırt pırt kızımızı arayacak telefonla. Biz de otel resepsiyonu gibi telefonlarını bağlayacağız, öyle mi? Hı hı. Olmadı işte, bu da olmadı. Şahap, Şahap sakin olur musun lütfen? Bak şimdi, bunlardan birini seç ve tak. Ondan sonra da git. İçime fenalık getirdin. Sabahın köründe kalktık, yollara düştük. Uykuyu bile çok görüyorlar adam. Ne acelesi vardı şimdi bu kağıtların markanın? Kes budu buduyu, hazır. Yıldırım Bey otel hazırlığı sabah bitsin dedi, bitecek. Oo, Yıldırım Bey lafını ağzından düşürmez oldun sen de. Oğlum, can borcum var Yıldırım Bey. Onun sayesinde yaşıyorum. Heh, ne diyelim? Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne durdun kaldın oğlum öyle kazık gibi? Şunlara bak. Kimlere bakacağım? Oğlum adamla kadına. Kimmiş onlar? Sumsuk Süleyman değil mi lan bu? Ana. Vallahi o. Pislik. İspiyoncu köpek. Yedim lan seni. Yedim. Aşmet. Dur oğlum nereye? Uyuyacağım lan seni Ahmet. Uyuyacağım. Uyuyacağım lan seni. Uyuyacağım Ahmet. Süleyman!
yine dağıttın gittin anasını satayım. Sen dağıt, Hızır toplasın. Lan evde aynı, sokakta aynı. Bıktım be, vallahi bıktım ya. Yolcu senesin! Ulan üç kuruş para için 5 sene mi yedin lan benim? Ne yapayım lan şimdi ben seni? Ne yapayım? Ya abi! Hey ne var orada? Çakal öldürüyorum. Leşini de senin garajına gömeceğim. Oldu mu? Gelin içeri! Bak ne yaptın gördün mü? Şamata yaptın, milleti uyandırdın. Şimdi ne olacak? Ben seni ıssız bir yere gidip orada geberteceğim. Ama yine de sana sorarım belki. Burası iyi mi diye. Uyandığımda yanımda olmanı istedim. Ya biliyor musun sana komik gelecek ama çok kötü bir rüya gördüm, çok kötü. Ne gördün? Şey, silahlı adamlar var. Takip ediyorlar senle beni. Sonra da öldürüyorlar. Sen savaşın etkisinde kalmışsın anlaşılan. Ne işimiz var bizim silahlı adamlarla falan? Doğru söylüyorsun. Bir taraflarım açık kaldı herhalde. Günaydın Meleğim. Günaydın anneciğim. Kahve var mı? Var bak orada. Babam niye sabah sabah bağırarak gitti yine? Tıp kongresinde konuşma yapacakmış. Bütün telaşı ondan. Ablamla derdi ne? Ablanı değil, erkek arkadaşını dert ediyor. Sabah sabah aradı diye çok kızdı. Niye? Sabahları aranma yasağı mı konuldu? Evlenip hemen evden gideceğini zannediyor. Sanki ablam yıllardır burada yaşıyor. Kız kaç senedir Hollanda'da anne. Ama o başka Emel'cim. Aslında baban şu an her kız babasının yaşadığı şeyi yaşıyor. Kızını yabancı bir erkekten kıskanıyor. Kızı elden gidiyor. Hiç kıskanmasın bence. Yıldırım çok hoş biri anne. Ondan hoşlanmadığını zannediyordum. Fırça bıyıklı diyordun onun için. Yanılmışım. Düşündüğüm kadar sert biri değilmiş. Aksine çok anlayışlı ve nazik bir çocuk. Onun hakkındaki fikirlerin değişmiş bakıyorum. Sakın Yıldırım'ın sana doğum günde hediye ettiği bu saatle ilgisi olmasın bunun. Aşk Hı? olsun be anne. Ben bir saate tav olacak kız mıyım? Canım. Aslında babana hak vermiyor değilim. Şu Yıldırım kimdir? Neyin nesidir? Ben de merak ediyorum doğrusu. Yıldırım bence annemle konuşmalısın. Annenle mi konuşayım? Ne konuşacağım annenle? Ya sık sık böyle kabuslar görüyorsan annemle konuşman iyi olabilir. Biliyorsun psikiyatrist. Yardımcı olabilir. Sağ ol. Aklımı kaçıracak gibi olursam yardım isterim. Ya saçmalama. Bir psikiyatristle konuşmak için aklını kaçırmış olman gerekmiyor. Hem biliyorsun o psikiyatrist yakında kayınvaliden olacak. Ha evet sağ ol. Yıldırım. Sende gerçekten bir tuhaflık var. Ne tuhaflığı ya? Bilmiyorum. Aslında İstanbul'a geldiğinden beri bir tuhafsın. Sanki Hollanda'da yaptığın teklifi bile unuttun. Ne teklifi? Ya tamam şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım ya eşek şakası. Versene şu elini. Ya verir misin? Ya yaptığım evlenme teklifini unutur muyum hiç? Unutabilirsin. Hem evlenmek isteyen sendin. Vazgeçen de sen olabilirsin. Yapma Deniz, ne olur. Bak işler çok karışık. O yüzden de... İşlerini yoluna koysan iyi olur Yıldırım. Hem ben senin için Hollanda'ya gitme planını bile erteledim. Ne kadar büyük fedakarlık yaptığının farkındayım Deniz. Bence senin de biraz fedakarlık yapma zamanın geldi Yıldırım. Haklısın, yapacağım ben.
Nereye gidiyorsun? Erkin geldi. Onu biraz gezdireceğim. Erkin mi? Erkin. Dans hocam. Hollanda'dan geldi. Onu da mı unuttun yoksa? Yok canım, unutur muyum hiç? Ne işi varmış Erkin İstanbul'da? 5 günlük tatili varmış. Gezdirmemi istedi. Ne yani, beraber mi gezeceksiniz? Bir mahsuru mu var? Var tabii. Yok tabii. Ya sen ne demeye çalışıyorsun Yıldırım? Bak Deniz, bana kızdığın için böyle şeylere kalkışıyorsan... Ne gibi şeylere? Ya böyle şeylere işte. Tamam bak, ben gezdiririm sizi, tamam mı? Yok, istemem. Zaten senin işlerin vardır, yoğunsundur, ihmal etme. Deniz, tamam bak. Ben seni en kısa zamanda ailemle tanıştırmak istiyorum. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum ya? İstemiyorum. Önce benimkilerle tanış. Tamam, olur. Ne zaman istersen. Ne zaman istersen. Ben sana haber veririm. Görüşürüz. Deniz. Taksi. Deniz. Ne yapıyorsun? Erkin geliyor, eve gidiyorum. Bir dakika. Erkin eve mi geliyor? Yoksa sizde mi kalacak? Gidiyorum. Tamam kardeşim, hanımefendi vazgeçti. Hayır, vazgeçmedim. Tamam hadi kardeşim, hadi. Sen ne yaptığını sanıyorsun Yıldırım? Eve gideceksen seni ben bırakırım, tamam mı? Bekle burada. Hayır efendim, beklemiyorum. Ya Deniz! Niye girdin bu yola şimdi? Başka yol mu var? Ormana nasıl gideceğiz? Ormana. Ne yapacağız ormana? Hızır, bagajdaki ölüyü nereye gömeceğiz? Ya bagajdaki ölü değil ki. Nasılsa ölecek. Akşamı beklemek lazım. Akşama kadar bagajda mı gezdireceğim ben bu herifi? Bir an önce gidelim, bitirelim işini. Olmaz, tehlikeli bu saatte. Amma tepindi hayvan. Şeytan diyor, in aşağı, sık beynine 2 tane. Manyaklaşma be, caddenin ortasındayız. Sana söyledim, elini kolunu bağlayalım dedim. Ya Haşmet, nasıl bağlayacaktık? Güpegündüz herifi bagaja tıkabildiğimize dua et. Lütfen şarabeye biner misin? Hadi. Ya Deniz. Ya amma inatçısın ya. Ya hadi Deniz bak. Ya Deniz. Amma uzattın ama ya. Hadi tamam bak, özür diliyorum. Ya eve kadar böyle mi yürüyeceksin Deniz? Deniz lütfen biner misin şu arabaya? Lütfen Deniz. Yeter ulan. Buraya kadar. Öldüreceğim bu arsız köpeği. Öldüreceğim ulan. Oluyor lan! Kaçtı şerefsiz! Bırak kaçsın, in hadi. Reklam oldu zaten millete. İn hadi Haşmet! Arka sokaklara bir baksak ha. Daha uzaklaşmamıştır o. Unut artık, tamam. İşimiz var oğlum, geciktik zaten. Er ya da geç ele geçirmez miyim ben onu? 2 sene haybeye yattım onun yüzünden. Yakaladığım zaman parmaklarını kesip tek tek yedireceğim, hem de canlı canlı. Şş, yavaşla. Bak. Neymiş? Yıldırım Bey'in arabası değil mi o? Ha işte, kızın birine sarkıyor galiba. Küçük mü lan o senin gibi? Yavuklusu filandır. Kavga mı ediyorlar onları? Bakma, dön önüne. Bizi bağlamaz, hazır. Fucking
Dur. Sahneyi izleyebildin mi Lütfü? İzledim abi. Güzel. Kapat. Gerçek hikaye bu Lütfü. Zamanında olmuş bitmiş bir hikaye. Sonra da sinema yapıyorlar. Evet, hakikaten güzel yapmışlar. Yapıyorlar Lütfü. Elin oğlu yapıyor. Önce gebertiyor, sonra da film yapıyor. Senin ortağını enselemişler Lütfü. Serdar'ı mı? Ne zaman? 2 saat önce. Yazıhanesini basıp malları ele geçirmiş polis. 30 torba Lütfü. Hiç haberim yok. Zaten haberin olsun diye seni getirdik buraya. Şimdi sıra sende. Eğer Serdar'ı öttürürlerse seni de enselerler. Serdar konuşmaz abi. Konuşmasa da seni bulmaları çok kolay olur Lütfü. Zincirin ucu ta bana kadar uzanabilir. Tadımız kaçar. Bu da çok kötü olur. Hemen ortadan kaybolman lazım Lütfü. Seni bir seyahate göndereceğiz. Seyahate mi? Evet, seyahate. Biletlerin hazır, cebimde. Hemen gidebilirsin. Nereye? Ahirete Lütfü, ahirete. Hemen alın atın şunu güzel bir yere. Sonra da Halit'i getirin bana. İnşaatçı. Kayıplara karıştı it oğlu it. Vurulmuş mu ne? Alacağımızı getirmeden gebermesin. Sonra hayba olur paramız. Tansiyon nabız gayet normal. Yalnız şekeri biraz yüksek. Ama genel sağlık durumu gayet iyi. Oh maşallah. Hastamızın son zamanlarda Alzheimer'a bağlı zihin bulanıklığında bir artış gözlemlendi mi? Ah buyur doktor. Neyi sordun? Yani hafıza durumları nasıl? Şiddet eğilimi falan gösteriyor mesela. Yok yok göstermiyor. Zumba gibi. Öyle bir acayip açıldı ki sorma. Fazla açılmak da iyi değildir Burhan Bey. Dikkat etmek lazım. Ederiz ederiz hadi. Eline sağlık. Doktor olmayla her şeyi bileceğin sandım. Şişt ulan. Kim bu okkaba suratlı? Neden benim oramı buramı elledi? Doktor enişte muayene etti seni. Ne olmuş onun ayağına öyle? Vuruldu diye enişte. Tabii. Milletin orasını burasını mıncıklarsa vururlar öyle. Söyle ona bir daha beni ellerse öteki ayağına da ben vururum. O ayağını da sen vurduydun ya zaten enişte. Ben mi vurdum? İyi etmişim. Aferin bana. Elime sağlık. Vallahi Tayyar Bey'in durumunda enteresan biçimde bir iyileşme gözlemliyorum Nimet Hanım. Ah bunu duyduğuma ne kadar sevindim doktor. Ama yine de bu hastalığın sağ solu belli olmaz. Daha önce de iyi dedik, tuttu bacağımızdan vurdu bizi. Ah bu konuda o kadar mahcubuz ki size. Dert değil, dert değil. Bıraktığın işi sağ ol, zahmet ettim. Gülçen ne zahmeti? Ne zaman buluşacaksın Erkin'le? Hayır, yani gideceğiniz yeri bırakayım diye söylüyorum. Yok, hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Zaten üstümü değiştirip hemen çıkacağım. Üstünü mü değiştireceksin? Niye değiştiriyorsun üstünü? Herhalde dans hocana daha güzel görmek için değil. Nereden çıktı bu kıskançlık? Ne kıskançlığı ya? Sordum sadece. Rahatsız ediyorsan bak giderim. Yok, rahatsız etmiyorsun ama gidebilirsin. Bak, gidiyorum ha. Git. Senin öyle doktorluk moktorluk bir halin yok çok şükür eniştem. Biz gidelim işimize bakalım. Yaşa gidelim Burhan. Sen beni o Damla'ya götür. Seni gidi eniştem seni. Bakıyorum unutmamışsın Damla'yı. Bir de unutkan diyorlar senin için. Yo Damla'yı unutamadım. Çok güzel kız. Güzel tabii. Ben seni çirkinle tanıştırır mıyım hiç? Ha bir de Burhan hani sen bana bir hap veriyorsun içiyorum ya. Ondan da ver bir tane bana.
O insanı dimdik yapıyor, dimdik. Ne yapıyormuş o eniştem? Bel ağrısı için mi? Ya ağrı için değil ya, o kudret için, kudret için. İlahi eniştem, vermez olur muyum? Yeter ki sen iste. Kilosuyla alırım ben sana o haplardan, kilosuyla. Aha, hayrola? Niye ayaklandın siz gene böyle? Ne var? Sen karışma. Burhan'la dışarı çıkıyoruz biz. E nereye böyle ikide bir, ikide bir? Bir yere değil Nimet bacım. Az biraz dolaşacağız eniştemle yine. Allah Allah. Çorbasını istedi, ilacını verseydik ondan sonra çıkardınız. Nedir bu acele hiç anlamadım yani. İstemem. Bıktım çorbadan ya. Bıktım. Çorba, çorba, çorba. Otur kendin iç çorbayı. Abi doktor ne dedi? İlaçların çok önemli. Ver onları sen bana Nimet bacım. Fazla da dert etme. Eniştemin esas ilacı bende. Ya neymiş esas ilacı? Benim ilacım... Canım gezmek, dolaşmak, hava almak. Başka ne olabilir ki? Kolay gelsin Tahsin. Oo merhaba Mesut. Gel gel. Hoş geldin. Geç otur şöyle. Ne içersin? Hayırdır? Ne bu halin? Sorma Tahsin. Başım büyük belada. Konuşmamız lazım. Kartal mı yine? Oğlum, kartalım. Uyandın mı annesinin bir tanesi? Evet. Saat öğleni geçti ama sana daha sabah olduğu için günaydın. Sağ ol anne, sağ ol. Sabaha karşı mı geldin yine? Ha işte öyle bir şey. Yıka elini yüzünü de öyle gel oğlum. Anne bir saniye dinler misin beni? Söyle oğlum. Bak anne. Benim için düzenini bozmana gerek yok. Burası benim evim oğlum. Düzenimi falan bozduğum yok benim. Ya tamam burası senin evin de. Ben içerideyken sen burada kalmıyordun diye söylüyorum. Amcamlarla yaşadın o kadar sene. Sen onlara alışkınsındır. İstersen yine git onlarla kal. İstemem. Benim yerim oğlumun yanı. Aa ama eğer oğlum istemezse... Anne yapma Allah aşkına hemen yanlış anlama. İstemez olur muyum? İsterim tabii. Ama yani... Bak anne. Ben sonuçta bekar bir adamım. Sen benim yanımda rahat edemeyebilirsin diye söylüyorum. Doğru. Çok rahat değilim aslında. Ya farkındayım ben bunun. Gecen gündüzün birbirine karışık yaşıyorsun. Öyle oluyor işte iş icabı. Biraz da eğlenceye merakından sanki. Gençsin, hakkındır. Hele senelerce içeride her şeyden mahrum kalmışsan. Ay yaşa. Ama bu ilelebet böyle devam etmeyecek Kartal. Bir an evvel evlenip yuva kurmanı istiyorum. Bu aileyi sen sürdüreceksin. Yıldırım'dan erken davranıp bir de çocuk yapacaksın. Erkek çocuk. Duydun mu Kartal? Racon bu. Durum bu Tahsin. Canımı okudu Kartal. Vallahi ne diyeyim mi? Üzüldüm. Yo bu iş böyle yürümez. Kartal'la uğraşamam ben. Yaşlandım, yorgunum. Bitirir beni. Dur hele, dur hele. Yıldırım'la konuşuruz. Gerekirse kulağını çekeriz. Kimin? Kartal'ın mı? Sakın ha. Sebep ben olduğumu anlayıp hepten oyar beni. Peki var mı bir çare? Var. Tek bir çare var. Neymiş o? Benim lokantama ortak olun. Ortak mı olalım? Evet. Yıldırım lokantama ortak olursa Kartal bir daha ilişemez oraya. Canımı yakamaz. Ne olur Tahsin. Benim tek kurtuluşum bu. Ha, Haşmet, gel gel. Merhaba Yıldırım Bey. Çabuk geldin. Gelirim.
Sen çağırınca yerin 7 kat dibinde de olsam çıkar gelirim. Sağ olasın Aşmet. Sayende sağım zaten. Ya abartma tamam. Yok. Artık ömrümün sonuna kadar sana bir can borçluyum. Aşmet. Ben senden bir şey rica etmek için çağırdım seni buraya. Rica ne demek? Emrin olur. Buyur. Bak. Şuradaki kırmızı başlıklı kız var ya. Şapkalı yani ya, kırmızı. Ha. O benim nişanlım sayılır. Tahmin etmiştim. Nasıl tahmin etmiştin? Tanıyor musun sen onu? Yok da biz yol kenarından geçerken sizi görmüştük öyle tesadüfen. Konuşuyordunuz. Ha. Anladım. Tamam peki. Bak şu yanındaki kıl var ya. Hollanda'dan arkadaşı. İstanbul'u gezdirecekmiş. Hani sen de uzaktan uzağa onları izlersen hani başlarına bir şey gelmesin. Çaktırmadan. Ha Haşmet. Acayip bir durum olursa beni haberdar edersin. Sen merak etme. Nişanlım bana emanet. Haşmet. Yok bir şey. Artık evlenelim daha 70 yaşımıza geldik. Temel de haçam bu saatte bizi kim alır Fadime diye. Ya ilahi Urhan Bey, nereden buluyorsun bu esprileri ayol? Toptancısından alayım da. İyi misin sen? İyiyim Burhan. Daha rakına bile dokunmamışsın eniştem ha? Allah Allah. Enişte. Tayyar Bey. İyisiniz değil mi? İyiyim evet. İlahi enişte. Heykel kesildin sandım ha? Çok güzel kızsın Damla. Ay çok mersi. Gözlerin kara kara. Burnun hokka. Yanakların al. Dudakların bal. Tayyar Bey, utandırıyorsunuz beni. Niye utanıyorsun bu güzellikle? Maşallah. Tayin elvası gibisin. Enişte, sen doydun galiba. Tatlını da içeride al istersen. Damla Hanım'la benim odaya geçin. Kahvenizi orada içersiniz baş başa. Ha? Ne dersin? Bizi yalnız bırak Burhan. Tabii anladım ben. Sen yoruldun orada iskemlenin tepesinde. Geçin içeride dinlenin siz biraz. Damla Hanım da yanına otursun. Uzansın şöyle. Sana biraz masaj yapsın azıcık ha. Sırtına beline iyi gelir. İyi gelir Burhan. Biz geçelim içeri. Geçin eniştem, geçin. Dur ben, haplarını da vereyim senin. Ya istemem hap be, dursun şimdi. Bunlar başka eniştem. Anlarsın ya, senin sevdiğin haplardan. O zaman ver, içelim hapımızı. Sevelim, sevinelim. Kayboldu bu kız diyorum. Nereye kaybolacağım anne? Nereye kaybolabilirim ki? Ay Burhan Bey var ya gene geldi dayını aldı götürdü. Bunlar gizli bir iş çeviriyorlar ama dur bakalım Melek. Uf anne ne iş çevirecekler? Ahı gitmiş vahı kalmış iki ihtiyar. Aa öyle deme belli olmaz. Ben şüpheleniyorum.
Yıldırım'la bir konuşayım diyorum ama çekiniyorum. Acaba babanla mı bir konuşsan? Bence hiç bulaşma anne. Bırak azıcık uzak dursunlar evden. Dayım son günlerde iyice azıttı zaten. Aa, öyle deme kızım. Hasta adam Alzheimer'lı sokaklarda mı dolaşsın? Benim o adam kadar bile özgürlüğüm yok şu evde. Bazen hasta adama bile imreniyorum. Ne? Ne dediğimi duydun anne. Tekrar ettirme. Sen içki mi içtin? İçki kokuyorsun beni. Nereden çıkarıyorsun anne? Ne içkisi? Bak kızım ne kadar genç, ne kadar güzel bir kızsın. Niye böyle yazık ediyorsun kendine? Emin misin anne? Kendi kendime mi yazık ediyorum? Babam, o hiç yazık etmiyor mu bana? Yeter, sıkıldım. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Nereye olursa. Bu evden de bana layık gördüğünüz koca dayından da ayrılıyorum. Aman Allah'ım, çıldırdın mı? Sen kendini mi öldürteceksin? Daha ne kadar böyle oturacaksın Tayyar Bey? Hı? Hiç konuşmuyorsun da. İstersen seninle şöyle biraz uzanalım ha, ne dersin? İstemem, uykum yok benim, oturacağım. Peki. Nasıl istersen. Oturalım o zaman. Evliyim ben. Evli misin? Ben karın öldü zannediyordum. Hı, öldü. Keşke ölmeseydi. Ya çok severdi beni. Gözümün ta bebeğine bakardı. Daha ağzımı açmadan ne istediğimi anlardı. Ben de onun bir dediğini iki etmezdim. Neden öldü karın? Bir akşam yattı, sabah kalkmadı. Yıldırım çok ufaktı. Yıldırım benim oğlum. Ha, bir tek çocuğum mu var? Bilmem. Başka da var mıydı? Hey dedim. Vurdum omuzu kapıya, girdim gazinodan içeri. Ne gazinosu ya? Sıyırdım ceketi, çektim altı patları. 20 tane cibiliyetsizi böyle sıraladım. İp gibi dizdim. Ulan dedim sıkıysa şimdi konuşun karşımda. Ya nereden çıkardın canım şimdi bunları? Biz başka şeylerden konuşuyorduk. Benim adım Tayyar, Tayyar Yıldırımoğlu. Çocuk değilim ben. Tabii değilsin. Ama çocuk muamelesi yapıyorlar bana. Kim yapıyor? Hepsi, onlar. Hastaymışım sözde. Hasta falan değilsin sen. Türk gibisin maşallah, Türk gibi. Evet, Türk gibiyim. Gücüm kuvvetim yerinde. Tuttuğumu koparırım evelallah. Tabii ki koparırsın. Benim diyen nice genç de yok sendeki şu yürek, yok. Daha çok canlar yakarım ben. Yakarsın tabii. Benimkini şimdiden yaktın. Hadi be. Haşmet'le Hızır sabah otele uğrayıp malzemeleri bıraktılar. Masa, çuha, marka, oyun kağıtları falan. Güzel. Aman gözünü seveyim. Sen de adli hukuki pürüz çıkmasın diye gözünü dört aç. Kurallar neyse uyalım. Siz hiç merak etmeyin Tahsin Baba. Ben gerekli önlemleri aldım. İlgili birimleri hallettim. Yani hiçbir arıza çıkmaz. Güzel. Aferin damat. Ne demek efendim? Görevimiz. İnşallah aileye girebilirsek, yani resmi olarak, hayırlısıyla tabii. Girersin, girersin. Bu organizasyon bizim için çok önemli. Aksaklık, kösteklik çıkmadan halledelim şu işi Taylan. Sonra oturur, nikah işini falan da konuşuruz. Konuşuruz tabii, konuşuruz da Melek bugünlerde tuhaf davranıyor. Ne tuhaf? Yani belki bana öyle geliyordur tabii, bilmiyorum ama bana karşı biraz soğuk davranıyor gibi. Sana öyle geliyordur. Meleğin yapısı o. Dönem dönem öyle içine kapanır. Çocukluğundan beri insanlara karşı mesafelidir o, değil mi? O hep öyledir. Herkese karşı soğuktur. Hatta bana bile, annesine bile. Tabii canım, kuruntu yaptım ben herhalde. Kuruntudur, kuruntudur. Bırak şimdi bunları da şu kumar işini konuşalım. Sen ne diyorsun Yıldırım? Ha? Neyi? Pek bir düşünceli halim var, hayrola? Yok ya enişte, biraz başım ağrıyor da. Sen zaten söylenecek her şeyi söyledin. Ben bu saatten sonra ne söylesem boş. Değil mi? Bir dahaki sefer seyahate çıkalım hep beraber. Eniştem, sen, ben, Damla. Şöyle güzel bir otele yerleşiriz. Olur. Gel gel, yamacıma gel, kaçma.
Hiç ses seda çıkmıyor içeriden. Merak ettim ne olacak? Ya bırak şimdi içeriği içeriği. Gel şöyle biz neşemize bakalım canım. Hey! Ulan! Allah enişte! Baş fırla! Fırladım eniştem, geldim. Baltamı getir, gidiyoruz. Nereye eniştem? İşe Burhan, işe, işimize. Tayyar Yıldırımoğlu dönüyor. Allah! Dü maşallah. Ne oldu sana eniştem, yoksa... Hey! Ya ne diyorsan onu yap, koş çabuk. Allah! Dönmüş, eniştem iyileşmiş. Oyalanmayın Burhan Bey. Tayyar Bey'i daha fazla sinirlendirmeyelim. Paltosunu getirsenize Burhan Bey. Hadi Burhan Bey, koşun. Tamam, getireyim, getireyim. Çok özlemişim İstanbul'u. En son 7 sene önce gelmiştim. Ben de çok seviyorum İstanbul'u. Hakikaten çok güzel bir şehir. Deniz, ben Hollanda'ya dönmeden bir akşam güzel meyhaneye gitmek istiyorum. Götürür müsün beni? Ya tabii, Yıldırım'la da konuşurum. Yıldırım mı? Ya ben seninle yalnız olmayı tercih ederim. Tanımadığım insanlarla pek konuşamıyorum. Dertleşirdik falan. Erkin, şu adam bizi takip ediyor galiba. Kim? Şu arkandaki iri yarı. Buluştuğumuzdan beri peşimizde. Daha önce de gördüm sanki. Şu kel herifi mi diyorsun? Yok canım, ilk defa görüyorum ben. Bu Şakir denilen adam fırsat kolluyor kumar işini kapmak için. Ne oldu onun mahkemesi Taylan? Ha? Ceza aldı diye duydum. Ertelendi efendim. Mesut uğradı bugün Yıldırım. Efendim işte. Sen yokken diyorum. Kebapçı Mesut geldi şirkete. Canı biraz sıkkındı. Nesi varmış? Kartal mı yoksa gene? Kartal. Rahat bırakmıyormuş. Bizimle konuştu diye dükkanı basmış. Camını çerçevesini indirmiş. Ne diyorsun işte ya? Olacak şey mi bu şimdi kartalın yaptığı? Ya bizi hiçe sayıyor demek. Biz hapisten yeni çıkmıştır dedik, amca oğlumuzdur dedik, husumet olmasın dedik. Ama olmaz bu kadar. Demek ki anladığı dilden konuşacağız yani. Bak gördün mü? Neyi? Adamı. Peşimizden tramvaya binen. Hangi adam? Bak şuradaki. Takip ediyor bizi. Takip mi? Ya bizi kim niye takip etsin ki Deniz? Amma paranoya yaptın sen de ha. Birader sen şöyle biraz açıkta dur bakalım. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki biraz diyorum açıl da diyorum. Bayanı diyorum rahatsız etme. Beyefendi benim rahatsız olduğum falan yok. Lütfen işinize bakın. Pardon efendim. Yani ben burada kendim bizzat işimi yapıyorum. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Manyak mıdır nedir bu adam? Bulaşma Deniz. Bırak. Psikopat tipli bir herif zaten. Baksana ya. Efendim Kartal. Evet, ofisteyim. Ya şu anda... Ya seninle ilgili çok önemli kararlar alıyorlar burada. Anlat bakalım, neymiş hakkımdaki o önemli kararlar? Şimdi çok uzun uzun anlatamayacağım. Yıldırım Mesut olayına çok kızdı. Ya seni aileden aforoz etmeyi düşünüyorlar. Alo? Alo? Ne oldu? Kapattı mı? Ya ne bileyim cup diye bir ses geldi sonra kesildi. Aa, Taylan sen miydin ya pardon ya. Tuvalete girmiştim de kapıyı kapatmamışım herhalde. Telefon düştü. Ay, kapıyı kilitlemeyince ben de dongadanak girdim öyle. Neyse canım yeni bir telefon alırsın herhalde bana. Hadi kolay gelsin hadi. Sevgili amcaoğlumuz Yıldırım benim hakkımda pek iyi şeyler düşünmüyormuş.
Ya, ne düşünüyormuş hakkında? Beni aileden dışlamayı. Ne? Ne diyorsun sen Kartal? Bu ne münasebetsizlik? Kim oluyor Yıldırım? Hayatı zindan ederim ona. Şirketi de evi de başına yıkarım. Oo, hoş geldin Halit. Hoş bulduk. Vah 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 vah. Ne oldu sana yahu? Kovboyculuk mu oynuyordun? Tayyar'ın oğlu vurdu beni. Öyleymiş. Ben de kıllandım paramı getirmeyince. Meğer hastanedeymişsin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kusura bakma. Böyle yataktan kaldırıp getirdik seni ama merak ettim doğrusu. Bir şey içer misin? Yok. İç bir şey ya. İstersen serumuna takalım, direkt damardan alırsın ha. Niye vurdu seni bu Tayyar'ın oğlu? Para istedi. Haraç mı? Hı hı. Bırak dümeni Halit. İnşaat ihalesini almak için bunlar yardım etmemiş miydi sana? Evet ama. Sana bunlara bulaşma dememiş miydim Halit? Bulaşmadım Neco zaten. Sana bunlarla beni muhatap etme dememiş miydim Halit? Ama. Halit. Senin onlarla olan meselen beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren tek şey benim param. Param nerede Halit? Bugün getirecektim. Çantayı bastılar, silah çektiler. Paranın hepsini de aldılar. Paranın senin olduğunu söyledim. Dinlemediler. İsmini söyledim. Daha çok köpürdü Tayyar'ın oğlu. Küfür etti sana. Kim olan bu Tayyar'ın oğlu? Yıldırım. Yeni yetme pisliğin teki. Mıcır kafalı filan dedi sana. Tövbe ya. Anasını satan manyak dedi. Yeter Halit. Ben de dayanamadım, üstüne yürüdüm. Çekti vurdu beni. Parayı da aldı gitti. Kes Halit. Bittin ulan sen Yıldırım denen yeni yetme. Öldün lan sen, öldün. Duydunuz değil mi? Öldü artık o. Öldü. Öldü! Çok güzel bir gündü Deniz. Sahilde hiç gezemeyeceğim kadar keyifle gezdim İstanbul'u. Memnun kaldığına sevindim. Biraz dinlenmek ister misin? Bir şeyler ısmarlayalım. İyi olurdu ama babam merak eder. Kaç gündür eve geç gidiyorum. Bir kahve içmek için kalacağım. Burada da sen benim misafirim ol. Zaten bütün gün para harcatmadın bana. Peki, bir kahve içeyim. Alo, Haşmet ne oldu oğlum, aramadın? Dönmedin mi evinden hala Deniz Hanım? Abi. Abi şu anda ayıptır söylemesi. Beraberce yani affedersin otele giriyorlar abi. Otel mi? Ne oteli? Ne diyorsun sen Haşmet? Hemen oraya geliyorum, ver adresi. Senin kocan benim kader arkadaşımdı. 6 sene beraber yattık onunla. O da Yıldırımoğlu soyadını taşıyordu. Ama Tayyar'a benzemezdi. Tayyar gibi namert değildi ha. Kocamın soy ismi olmasa çoktan söker atardım Yıldırımoğlu ismini ama rahmetlinin hatırasıdır diye katlanıyorum. Buraya da onun için geldik Şakir. Rahmetli kocamın, kartalımın biricik babasının anısına hürmeten. Dinliyorum sizi Basiret bacım. Kartal kendi öz ailesinden ihanet gördü Şakir. Bundan sonra seninle hareket edecek. Başımla beraber. Şerefle. Yalnız Tayyar'ın oğlu şu yeni yetme. Gücenmesin yeğenimiz ha. Yıldırım bir şey bilmeyecek. Kartal onlarla görünüp gerçekte senin yanında olacak. Güzel fikir. Zira şu ara biz de aramızın bozulmasını istemeyiz Yıldırım denen o yeni yetmeyle. Çünkü onunla ilgili başka planlarım var. Bundan sonra planların arasına beni de dahil et Şakir'im. Şerefle. Anlasın bakalım benim Avrupalı kuzenim.
Bu işler Avrupa'da tahsil ederek mi, yoksa içeride ömür çürüterek mi olmuş? Deniz, ben kesin kararımı verdim. Bence İstanbul dünyanın en güzel şehri. Erkin, farkında mısın? Tramvayda olay çıkaran adam burada. Hani? Bak şurada. Takip mi ediyor bizi bu adam? Saçmalama Deniz. Başladın yine. Bilmiyorum. Polisi bile aramayı düşünüyorum şu anda. Deniz bırak. Şuranın tadını kaçırma. Bak tango çalıyor. Hadi kalk bakalım. Dansı unuttun mu görelim. Erkin, benim eve dönmem lazım. Şu adamın gitmesini bekliyorum ki peşime düşmesin. Hadi nazlanma. Kalk. Hadi. Hatayım. Abi. Durma abi. Irfalama kendini böyle. Dur. Arabanı getir. Ha? Ben götüreyim seni istediğin yere. İstersen gidip vurayım ya. Ha? Kendini daha iyi hissedeceksen vurayım. Şak diye alnından. Ha? Ha abi.